ışıl ışıl parlak saçlara sahip olmak. Ancak bazen yaptığımız işlemlerden dolayı saçlarımız zaman içinde yıpranabiliyor. Peki bu yıpranmayı nasıl önlemeliyiz? Yanımızda Biz Kuaför sahibi Ali Bey var. Merhabalar efendim. Merhaba. Yıpranan saçlarımıza neler yapmalıyız? Yıpranan saçlarımıza güzel bakmamız lazım. Saçlarımızı kontrollü bir şekilde yıkayıp kontrollü bir şekilde her hafta bakımlar uygulamamız lazım. Uyguladığımız bakım saçına gerçekten işleme uygun olan saçlara uygulanması lazım. Örnek veriyorum, röfleli saçlara farklı, boyalı saçlara farklı, doğal saçlara farklı ürünler kullanılması gerekiyor. Zaten her üründe olduğu gibi arkalarında yazar. Röfleli saçlar için, boyalı saçlar için, doğal saçlar için diye ürünlerimizde parça parça bölünüyordur kendi içerisinde. Her saça aynı ürün kullanılmaz. Peki boyalı saçlar için neler yapmalıyız? Boyalı saçlar için neler yapmalıyız? Boyalı saçlar sık sık yıkanıp, hani gün aşırı yıkanmaması lazım. Röfleli saçlar aynı şekilde. Haftalık bakımlar uygulanması lazım. 15 günlük bakımlarımız var, bakımlar uygulanması lazım. Çok yıpranmış saçlar, özellikle hani son zamanlarda rövanşta olan röfleli saçlar, genel olaraktan aylık kesinlikle bakımlarla yol alınması lazım. Evdeki uygulanan bakımlar haricinde profesyonel bakımlar da yapılması lazım. Nedir bu profesyonel bakımlar? Şöyle söyleyeyim, kuaförünün kendi saçlarında hani müşterisine uygun gördüğü bakımlar, marka vermeden söylemek istiyorum ama yoğunlaştırılmış bakımlar uygulanması lazım, profesyonel. Evde de uygulayabileceği bakımlar da şöyledir: badem yağı, zeytinyağı, Hindistan cevizi yağlar ya da evde desteklenebilir bu olaylar. Ama işte günlük yıkanan, mesela rahatsız olan bayanlarımız var, her gün saçlarını yıkamak istiyorlar. İster istemez yaptıkları şampuanlar sülfat içerdiği için, tuz, paraben içerdiği için saçlarda ekstra kurumalar oluyor. Bu kurumalar bir de ekstradan hani amatörcene yıkandığı için direkt üstten başlanıp yıkanıyor. Enseden başlanıp yıkanması lazım saçların. Saçlar yıkandıktan sonra havluya sarılı beklememesi lazım. Saçın nemi alındıktan sonra hemen hızlı bir şekilde taranıp ve kurutulması lazımdır. Peki normal saçlarda bakım nasıl yapılması gerekir? Doğal saçlarda hani genel olaraktan biz şu şekilde tavsiyelerde bulunuyoruz. Kuaförün kendisi gözetiminde olması daha iyidir. Hani kendisi evde yapabileceği doğal saçta fazla bir şey yoktur. Zaten saç doğal. Kendi yağıyla besleniyor. Mantıklı ve doğru kullanıldığı sürece saç. Örnek veriyorum, doğru bir fırça. Çünkü sonuç böyle, bayanlar evden çıkarken hızlı bir şekilde saçlarını yapmak istiyorlar, şekillendirmek istiyorlar. Doğru fırçalarla evde kendileri şekillendirirlerse bir sıkıntı yok. Maşaymış, efendime söyleyeyim, düzleştirilmiş, bunlar profesyonel kullanımlardır. Yüksek ısı saça gerektiğinden fazla zarar verir. Bilinçsiz ısı. Doğal fırça dediniz. Doğal fırça nasıl olmalı? Yani örnek vermek istersek, yani daha yumuşak, telleri esneyebilen, saça takılmayan, şu anda zaten rövanşta olan fırçalarımız bunlar. Bunları kullanmaları evde tararken tavsiye ederiz. Hani sonuç böyle tarama yöntemiyle, fönle aynı şekilde ısıyı verdiğin zaman saç hem düzleşir hem de kolay bir kullanım olur ve saçlar da kırılmaz. Bayanlarımızın en büyük yaptığı yanlış, dipten taramaya başlıyorlar saçı. Saç dipten taramaz. Saçın açılma şekli uçlandır. Uçtan tarayaraktan yavaş yavaş diplere doğru ilerlersiniz. Dipten taranıp gelen saç daha çok çekilir ve saça gerektiğinden fazla yük biner. Yani güç hacmi dediğimiz olay. Saça yüklendiğiniz zaman saçta tarama olasılığı daha da zorlaşır ve uçta bir yoğun bir karışıklık olur. Ve yüklenildikçe saçın diplerinde kökler oynar. Her saç, her tel bir kılcal damara bağlıdır. Yani bunu düşünün, kökten koptuğunu, otomatikman yenilenmesi de, her saç yenilenecek diye bir şey yok. Günlük 100 tel saç dökülüyorsa 99 yenilenir. Eğer ki zorlanırsa bunu daha da aza düşer. Yaz aylarından çıktık. Güneş, deniz, saçımızı bayağı yıprattı. Ne yapmalıyız? Profesyonel bakımlar, işte keratin özlü bakımlar olabilir ama saf keratin olması lazım. Silikon bazı içermemesi lazım. Paraben içermemesi lazım bakımlarınızın. Profesyonel, gerçekten kuaförünüz iyiyse, kuaförünüz gerçekten size değer veriyorsa, ki tabii ki birebir ilişkilerdeki insanların değerlerini bilemezsiniz ama kuaförünüz değer veriyorsa kesinlikle iyi bir bakım kullanaraktan saçlarınızı daha çabuk, hızlı bir şekilde onarmayı sizi yönlendirebilir. Tabii ki destekler gerekiyor. Şampuanmış, kremmiş, duştan sonra, duştan önce
yapılacak bakımlar da gerekiyor. Hızlı toparlaması istiyorsanız kuaförün profesyonel keratin bakımlarına, botokslarına güvenebilirsiniz. Markalar belirlidir. İyi markalar kesinlikle rövanştadır zaten şu anda. Bakım kesinlikle tavsiye ediyorum. Peki keratin bakımı dediniz. Keratin bakımı doğru bir bakım mıdır? Keratin bakımı doğru bir bakımdır ama şöyle bir şey var. Silikon baz içermeyen gerçek özlü keratinler vardır. Bunu zaten satan firmanın veya da pazarlayan firmanın zaten mecburen yazması gerektiği broşüründe yazıyordur. Paraben içermeyen, kadın sağlığına zarar veren, silikon içermeyen, insan sağlığına zarar veren. Bunlar olmaması gerekiyor. Şampuan tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz? Şampuanlar, şimdi marke şampuanları ile hani mukayese edemeyiz tabii ki profesyonel satılan şampuanları. Eczanelerde satılan var, bitkisel özlü şampuanlar. Kuaförlerimizde satılan güzel şampuanlarımız var. Şampuanın arkasındaki açıklamaları dikkatli bir şekilde okursanız, paraben içeren zaten şu anda piyasada %75 şampuan, %80 şampuan paraben içeriyor. Sodyum sülfat içeriyor. Bunlardan uzak kalmamız lazım. Zaten bunların araştırma yaparsanız zaten bunlar zaten vücut sağlığına da, cilt sağlığına da zararlı olan şeyler. Saça da zarar veriyor. Yoğun temizleyici şampuanları biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü saçtaki gerekli yağı, yani gereksiz yağı demiyorum, gerekli yağı komple sıyıran şampuanlar her zaman için saça zarar vermiştir. En doğal yöntem, bakım yöntemi saçınızın dibindeki yağ. Yıkamadan önce saçınızı dipten uca tararsanız saçınız ekstra parlayacaktır ve sağlığına kavuşacaktır. Peki, haftada kaç kere saçımızı yıkamalıyız? Haftada minimum 3. Minimum 3 kere yıkamamız lazım. Birinci şampuanı çok az, enseden yukarıya doğru köpürterekten. İkinci şampuanı da yine çok az. Hani bizim Türk annelerimiz gibi doldurup avucumuz içine böyle Arap sabunları yıkar gibi saç yıkamayacağız. Saçı karman çorman eder. Kullandığımız şampuanlar tabii ki ne olduğunu bilmediğim için hani kendi şampuanlarımdan örnek veriyorum. Bir fındık kadar büyüklüğünde yetecektir bir şampuan. Çok köpürmesi, saçın çok iyi temizlenmesi demek değildir. Yani çok köpüren şampuan emin olun ki çok fazla kimyasal içerir. Yoğun temizleyici şampuanlar cilde zarar verir. Baş derisine zarar verir, kepeklenme yapar. Saçta dökülmeler yapar, kurumalar yapar. Ciltte kurumalar yapar. Farkına varamadığınız kaşıntılar yapar. Yani vücutta kaşıntılar yapar. Yani çok fazla köpürmesi önemli değil. Dediğim gibi sülfatsız şampuanlar zaten fazla köpürmez. Peki saç dökülmesini önlemek için neler yapmalıyız? Saç dökülmesini önlemek için her duştan önce 10 dakika saçlarınızı yumuşak taraklarla dediğim gibi tahriş etmeyecek şekilde yumuşak bir şekilde dipten uca taramanız lazım. Otomatikman kılcal damarlar hareketlenecektir. Vücut tabii ki hızlanacaktır. Kan damarları açılacaktır. Kılcal damarlar açılacaktır. Ve otomatikman saç sağlığına kavuşacaktır. Gerçekten saç dibindeki sağlığı bununla hareket eder. Hani dışarıdan alınan işte efendime söyleyeyim dökülmeyi önleyici losyonlar, efendime söyleyeyim dökülmeyi önleyici işte kremler. Bunlar bir kere dışarıdan gelen bir etkenin içeriye fazla bir etkisi olmaz. Sadece saçın yüzeyine etkisi olur. Yani salonumda benim hiçbir zaman için dökülmeyi önleyici bir losyonum olmamıştır. Dışarıdan hiçbir zaman için kılcal damara nüfus edecek hiçbir şey yoktur. Çünkü kimyasaldır. Yapanları da zaten hani tavsiye etmiyoruz. Hani yapanları da uyarıyoruz ki kesinlikle böyle bir şey yok. Yan etkileri var. Şöyle tahriş ediyor insanların baş derisini. Kızarmalar oluyor, yanmalar oluyor. Yani otomatikman zararını zaten bütün hani meslektaşlarım da biliyor, ben de biliyorum. Yani bayanlara da hani böyle dökülme önleyici losyonlarmış, şunlarmış, bunlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu anda bambu piyasası çok büyük bir piyasa. Gerçekten hani şu anda
zincirleri kırmış, önünü kimse kesemiyor. Çok güçlü bir piyasaya giriş yaptı. Ben ilk çıktığı zamandan beri kullanıyorum ve bambunun içerisindeki balık yağından oluşan bir şey bakımdır. Bambu özlüdür. Saça yumuşaklık ve doku sakinliği verir. Elektriklenen saçlar, mesela tabii kış aylarına giriyoruz, üzerimizde yünlüler var. İşte saçlarımız elektrikleniyor, tarıyoruz, uçuşuyor. Sakinleştirir, dikkatli taranaraktan kurutulursa hafif de düzleşme elde edersiniz. Bu düzleşme size ekstra yumuşaklık ve parlak bir doku elde ettirir. Bu sizin zaten günlük hayatınızda en büyük yardımcınızdır. Yani bir bayanın günlük hayatta hani saç elektriklenmeyecek, işte efendime söyleyeyim parlak ve canlı duracak. Dokunuştaki yumuşaklık hissiyatı çok önemlidir bayanlar için. Hani kıtır kıtır bir saça dokunmak, yanmış gibi, kopmuş gibi. Dışarıdan izlenim de zaten kötü olan bir şey. Yani kadının görselini düzeltecek bir saç, tabii ki bir makyaj, bir saç, bir kıyafet inanılmaz bir gösteriş sağlar. Şimdi saçın fönsüzken veya da saçın yapılı değilken ne kadar havalı olabilirsin? Yani kesinlikle hani bambu bakımda saç bakımlı gözüküyor. Daha dinamik, daha hacimli ve parlaklığı çok güçlü oluyor saçın. Peki saçta kalma süresi ne kadardır? Saçta kalma süresi 3 aydır. 3 ay bir fiil kullanabilirsiniz ama hani benim tavsiyem en geç 2,5 ayda tekrarlanması gereken bir şeydir bambu bakım. Tabii ki bunun düzleştiricisi de var kendi içinde. Düzleştiricisi 6 ay firma garantisi ama biz kuaförler olarak da 5 ay veriyoruz. Çünkü hani sonuçta böyle denizi var, havuzu var. Burada ister istemez klor alınca saç biraz bozulmalar oluyor. Yıpranma, doku bozuluyor ki hani bırakın hani saçı, insanın dokusu bozuluyor. Tuzlu su sonuçta böyle sülfat. Ya dediğim gibi düzleştiricisini de tavsiye edebilirim. Bambu bakımı da tavsiye edebilirim. Botoksu da çok iyidir ki botoksunu ben bütün bayanlara röfl öncesi tavsiye ediyorum. Saçı ekstra koruyaraktan saçın yıpranmasını daha da minimum dereceye düşürüyor. Röfle mi yaptıracak bayan? 15 gün önceden botoksunu yaptırır. Ondan sonra röflesini yaptırır. Saçı en ufak zede görmeden çıkar. Ama tabii ki hani kuaförümüzün kullandığı açıcı da çok önemli. Hani bu tabii zincirleme. Yani dediğim gibi şimdi alelade bir açıcı kullanılıyorsa saç tabii ki kopacaktır. Tabii ki saç yıpranacaktır ama iyi bir ilaç kullanıyorsa saç açmak için botoks bakımından sonra yapılan röflelerde hiçbir zaman için esneme ve kopma olmaz. Peki vatandaşlar genelde bunları evde de yapmak istiyorlar. Sizce doğru mudur evde bu bakımları yapmak? Bakım tabii ki evde yapılabilir ama profesyonel bakımları kesinlikle evde yapmasınlar. Çünkü profesyonel bakımlar daha yoğunluk içerir, daha dikkat ister, cilde temas istemez. Profesyonel bakımlar cilde temas kesinlikle mi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Göz teması olmayacak. Peki evde yapmak isteyen vatandaşlar neler kullanmalı? Doğal yöntemleri deneyebilirler. Ürünlerimizin kendi evde desteklediği ürünleri kullanabilirler. Bambu bakımının mesela Living serisi vardır. Living serisini kullanabilirler. Yani doğal yöntemlerle hani bazı bayanlarımızın alerjik durumlar oluyor, astım oluyor, işte sedef oluyor gibi rahatsızlıklar var. Hani bu sadece alerjisi olan bayanlar için değil, genel olarak da bütün bayanların da hani evde destek olarak da zeytinyağıyla, badem yağıyla, Hindistan cevizi yağıyla evde uçlarına sadece uygulayıp 15 dakika boneye sarılı saçı beklettikten sonra veya da bir buharla boneyle bekletirlerse saçı yıkandıktan sonraki zaten bir 2-3 sefer aşamadan sonra saçındaki farkı ve parlaklığı, canlılığı hissedeceklerdir. Peki şu anda piyasada değişik bakım kremleri var. Bu bakım kremlerini siz öneriyor musunuz? Şimdi bakım kremleri var ama hangi markalar, hangi şeyler bilemem. Ama normalde profesyonel dediğim gibi markette satılan bir ürün ne kadar profesyonel olabilir? Ne kadar saça nüfuz edebilir? Yani dışarıda satılan ürünlerden ziyade kuaförüne danışıp, müşterimizin, danışanlarımızın kuaförüne danışıp hareket etmelerini ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü saçı kuaföründen daha iyi kimse bilemez. Dokunuşunu, hissiyatını. Saçtaki kabarıklığı, dokuyu, elektriklenmeyi yani benden nasıl iyi bilebilir bir dışarıdaki markette satan bir personel veya da dışarıdaki bir personel? Saça dokunsa bile ne? Yani o anki hissiyatı alır. Tavsiyelerim bambu bakımının Living serisiyle devam edilebilir. Bella'nın serilerine devam edilebilir. Shiascope'un serilerine devam edilebilir.
Yani bilindik markalardan şaşmamalarını tavsiye edebilirim ki, ama bu tabii ki markaların alt ürünleri vardır. Alt ürünleri markaların markette satılıyor. Kesinlikle onlardan bahsetmiyorum. Kesinlikle onlardan bahsetmiyorum. Kuaföründen, ne bileyim yani o şekilde tercih edebileceği yerden alması lazım. Her saçı her şampuan uygun mudur? Değildir. Neye dikkat etmeliyiz? İçerisindeki saçınızın yapısına uygun olmayan her şeye dikkat etmeniz lazım. Paraben, sülfat, silikon gibi şeylere dikkat edersek daha iyi olur. Hem vücut sağlığımız için, hem cilt sağlığımız için, hem saç sağlığımız için kesinlikle.